Bak su getirdim sana. Gece susarsan içersin. Sağ ol. İyi misin? İyiyim. Ben İstanbul'dayken hani bazen geç gelirdim eve. Sen hani beklerdin. Uyumazdın. Ben ne kadar geç gelirsem geleyim beklerdim. Nereden çıktı şimdi? Ama ben eve geldikten sonra da uyumazdın. Benim uyumamı beklerdin. Ben uyuduktan sonra uyurdum. Hatırlıyor musun? Sen uyumadan bize dönmüşsün gibi olmuyordu çünkü. Gözüm açıkken hep sanki her an bir yerlere gidebilecek gibiydin. Ne bileyim işte, öyle saçma sapan bir şey. Kalsana biraz da. Ben uyuyana kadar. İşbaşı yapmışsınız sayın savcım. Ben de çiçek getirdim size. Masanıza koyarsınız belki diye. Yok mu, vazo falan yok mu? Canım var ya, dur. Ay Selim, saçım. Dur, bu olmaz ya. Burada bir şey vardı. Heh. Dur dur, şunu al. Bu olur. Evet, su var mı su? Su lavabodan koyarım ben şimdi. Yok yok, ben çantada var. Al sen şunu. Getir. Çıkaracaksın, kartonundan koyacaksın ya. Allah Allah. Hah. Telaşlandın sen. Telaşlandım, telaşlandım tabii. Elim ayağım dolandı birbirine ya. Sonuçta her gün karım çiçek getirmiyor yani ofisime. Eski karım? Tabii tabii, eski karım. Evet. Çok yakıştı. Çocuklar da çok sevindiler. Güzel haberleri. Çok teşekkür ederim ya. Bir şey. Bir yemek mi yesek birlikte ailecek? Diyorum, ne bileyim, dışarıda bir yerde, bir restoranda falan. Yemek? Hı. Yiyelim. Kim, ne yapıyor çocuklar? Alo, neredesin Yağmur? Ne hakla atarsın mektubu? Ne? Akgün'ün mektubunu benden nasıl saklarsın ya? Biz bunu bir sonra konuşalım Yağmur. Konuşacak bir şey yok. Neredesin sen? Akgün'le buluşmaya gidiyorum. Akgün'le? Ne Akgün'ü ya? Buluşamazsın Akgün'le. Bir dakika, ne Akgün'ü, ne diyor Yağmur? Akgün'le buluşuyor. Bir saniye alabilir miyim? Alo Yağmurcuğum, ne Akgün'ü, ne anlatıyorsun? Sizden izin almayacağım. Ya bizden izin alacaksın. Akgün'le buluşmak nereden çıktı ya? Şu anda hemen, hemen olduğun yerden buraya döner misin? Geri dön. Kapatıyorum. Yağmur! Buluşmak nereden çıktı ya? Ne oldu da yani? Akgün bir veda mektubu mu ne bırakmış buna? Bana verdi, ben de vermedim tabii. Elim gitmedi bir de dün söylediklerinden sonra. Kendisi buldu mektubu. Bulmuş. Saçmalama. Ne yapıyorsun ya? Kızımı bulmaya gidiyorum. Ne yapacaksın? Silahla kız mı bulunur ya? Başkomiser! Başkomiser! Ali! Ali! Savcım. Bak sana numara atıyorum. Şimdi hemen bu numaranın yerini tespit ediyorsun, tamam mı? Hemen! Tamam savcım. 10 dakikan var.
Selim bir sakin ol ya, dellendin yine. Sakin olamam, kızımı bulacağım. Ha, silahla mı bulacaksın kızını? Silahla bulacağım, o adamın kızımın yanında ne işi var ya? Tanımıyorum etmiyorum, yabancı biri o benim için şu anda. Buluşmak ne demek ya? Ben dedim sana bunları da. Sen ne yapıyorsun, burada kal. Kalmayacağım, ne demek ya, geleceğim tabii ki. Selim sakin ol. Lan! Selim! Yağmur uzak Selim. Dur oradan! Yağmur uzak dur! Selim! Yağmur! Selim yapma! Uzaklaş oradan! Selim! Lan baba! Selim! Lan bak seni gebertirim çocuk! Ya baba! Bak seni gebertirim! Yapma Selim! Bu kızdan uzak duracaksın sakin Yağmur! Sakin ol! Sakin ol! Bak seni sakin gebertirim ya. Çocuk! Yapma! Yapma ne olur! Benim kızımdan Selim. Uzak duracaksın! Selim! Baba! Benim kızımdan uzak Selim, duracaksın! Ya, sen... bak. Bak seni öldürürüm! Postunu yere sererim! Duydun mu lan beni? Ya baba dur! Dur aklın ne yaptı biliyor musun? He? Yağmur bak bu çocuktan uzak duracaksın. Kim kurtardı seni sanıyorsun ha? Bu çocuktan uzak duracaksın. Ya bu ifadeyi kim geri çektirdi sanıyorsun sen? Tamam 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 canım. Tamam bir şey yok bir şey yok tamam. Tamam canım. Selim tamam, indir ama tamam. Silahını indir silahını tamam. indir. Tamam yok bir şey. Tamam. Hakkın kurtardı seni. Bak bak ben seni son kez uyarıyorum. Kızımın yanında dolaşmayacaksın. Ailemin etrafında seni görmeyeceğim. Kafana sıkarım, leşini şuraya atarım. Yağmur geç arabaya. Duydun mu lan beni? Savcı! Akın! Baba! Baba! Savcı. Durumu iyi delikanlının. Bir komplikasyon oldu ama atlattı. İyi ama değil mi şimdi? Gayet iyi, endişelenmeyin. Bakın emin misiniz? Şimdi çünkü araba çok hızlı çarptı. Yağmurcuğum bir izin ver istiyorsan. Buyurun. Yani iç kanamayı durdurduk. Öyle söyleyeyim. Bir süre dinlenecek. Tamam. Peki ne zaman görebiliriz biz hastayı? Şu an yoğun bakımda. Odadan çıktığında görebilirsiniz. Ne zaman çıkar odaya tam? Yağmurcuğum doktor bey iyi olduğunu söyledi değil mi? Tamam uzatma istiyorsan. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun doktor bey. Yağmurcuğum hadi. Siz yavaş yavaş eve geçin. Hadi. Yok. Ben burada Akgün'le kalacağım. Yağmurcuğum eve gitmeni istiyorum. Lafımı ikiletme. Zorla mı götüreceksin baba? Evet. Yağmur babanı dinliyoruz hadi. Hayır anne. Tamam sen dinle ama ben burada kalacağım. Ya ben sürekli Selim Kara'dan emir almak zorunda falan değilim tamam mı? Yağmur bak kalbini kırarım. Gerçekten yaparım bunu. Şu anda üstüne gelmiyorsam eğer durumun hassasiyetinden dolayı... ...senin orada ne işin vardı sorusunu henüz daha sormadım farkındaysan. Ama bunları konuşacağız. Bunların hepsini tek tek konuşacağız tamam mı? Şimdi lütfen yavaş yavaş eve geçin. Sonra hadi. Konuşacağız. Sonra konuşmadan o zaman şimdi ben burada sorayım tamam mı? Sen beni mi takip ettin? Beni takip ettin de Akgün'le buluştuğumu mu gördün? Bir dakika ne yavaş. Yapacaktın? Tamam ne yapacaktın Akgün'e? Ya ne alıp veremediğin var senin Akgün'le? Senin Akgün'le aranda ne olabilir ki sen bu çocukla buluşuyorsun Yağmur? Ha? Yok. Akgün'le aramda bir şey yok. Ya veda etmek de mi suç artık ben anlamıyorum ya. Niye bu kadar nefret suçlu gibi davranıyorsunuz Akgün'e siz? Lütfen biraz sessiz olabilir misiniz? İçeride hastalar var. Pardon. Özür dileriz. Sizin Akgün'le aranızda ne geçtiyse, ne geçiyorsa, ne yaşanıyorsa bak aranızda bir şey var demiyorum bile. Çünkü böyle bir şey olma ihtimali yok, mümkün değil bu. Beni delirtmeyin. Selim. Beni söylemek istemediğim şeyleri söylemeye mecbur etme. Tamam mı? O yüzden şimdi buradan yavaş yavaş eve git. Senin tek derdin Akgün'le aramda bir şey olup olmaması değil mi baba? Ya çocuk orada canıyla cebelleşiyor baba. Niye?
Niye? Çünkü araba sana çarpmasın diye kendini arabanın önüne attı. Ayrıca sen savcılığa geri döndüysen Akgün sayesinde, tamam mı? Bunu da bil. Canan bak, ben delirmek üzereyim. Tamam. Lütfen al Yağmur'u eve götür. Al Yağmur'u eve götür, yoksa ben polis zoruyla götüreceğim eve. Zorla göndereceğim eve. Tamam ya, bağırma. Ne? Ya ne, sizin bu çocukla bir dakika alıp veremediğiniz ne? Bu çocuk hırsızlık mı yaptı? Yok, ne yaptı? Ne? Bu çocuğun suçu ne bir sürü? Hayır, bir dakika bir söylesin. Ya yeter. Hastanenin ortasındayız. Ameliyathanenin önünde yapılacak şey mi bu ya? Senin canına kastetmişler. Çocuk orada canıyla cebelleşiyor. Senin şu anda Akgün'le görüşmenden daha önemli meselelerimiz var Yağmur. Tamam mı? Yağmur, beni bir dinle. Tamam. Ben söz veriyorum sana. Yarın sabah kendi ellerimle getireceğim seni buraya, Akgün'le görüşeceksin. Canancığım, ben ne konuşuyorum, sen ne anlatıyorsun kıza? Ben ne anlatıyorum? Tamam ama yeter artık. Tamam, hadi. Yürü, gidiyoruz. Hadi. Hadi. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ali bekliyorsunuz dışarıda. Onunla tamam, gidelim. Tamam, beklesin artık. Sus. Rezil ettiniz ya insan. Herkesin ortasında yapılacak iş mi Allah aşkına? Şu an burada konuşalım. Geldi. Geldi asansör. Delireceğim ya. Ben de bir hafta yokum zaten. İstanbul'da olacağım bu soruşturma için. Yani işte durumumuz biraz böyle. Ne kadar sürecek peki bu koruma işi? Ne kadar sürmesi gerekiyorsa. Ne yani? Serbestçe dolaşamayacak mıyız dışarıda? Altaycığım bak, durum ciddi. Bu daha önce de başımıza geldi İstanbul'da. O zaman sadece tehdit edilmiştik. Şimdi daha da ileri gidebilir her şey. Yani öyle evden de dışarı çıkamayacağız gibi bir durumda yok şimdilik. Ama evden okula, okuldan eve. Canancığım şimdi. Ne Canancığım? Ne ya Selim? Ya ayrıca zaten bize niye bir şey yapsınlar ki? Saçmalığın önde gidin. Ne anlatıyorum ben burada ya? Niye dinlemiyor kimse beni bu evde? Tamam ya, niye bağırıyorsun? Anne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Su içeceğim bir. Siz biraz kalın burada. Canancığım, sen bir sakinleşecek misin? Ne olur ya? Deniyorum Selim. Gerçekten deniyorum ama yani... Olmuyor. Ne olacak böyle? Ve ne olacak ya? Suyunu içeceksin, sakinleşeceksin. Bir şey olacağı yok Canan. Ne olursun ya? Ya suyumu içeceğim, her şey bitecek mi? Evet. Akgün senin önüne atlamasaydı ne olacaktı? Selim, kaçırma gözlerini ya, artık bir cevap ver. Canancığım, yani artık durum... Yok, ben söyleyeyim ne olacağını. Söyle. Akgün'ün yerinde sen yatıyor olacaktın. Hatta belki daha kötüsü. Yani bir şey olmayacak, öyle mi? Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun sen ya? Canancığım, şu an durumlar aynı değil ki. Değiştirdik, önlemlerimizi aldık. Görmüyor musun? Biz polis korumaları var, çocuklarla konuştuk. Her şey bilinçlendirdik. Yani ona göre adımlarımızı atacağız. Daha yani bilemiyorum ki ben. Sen söyle, ne yapayım daha? Bırak bu davayı. Ya savcılığı bırak demiyorum. Altı ay indin buraya. Bırak şu adamların peşini artık. Canancığım ya. Yıllardır yetmedi mi kellik olduk da peşlerinden koştun, koştun, koştun da. Yani ne oldu? Sonuç ne? Ya çocuklarınla burada vakit geçir. Bunun için gelmedin mi sen buraya? Canan. En azından bir düşün. Bak İstanbul'a gittiğinde, bir yalnız kaldığında, bir şu geçit bir aklımdan şu söylediklerim. Artık çok da fazla bir şey istemiyorum ya. Tamam, düşüneceğim. Söz mü? Söz. Ama sen de ağlamayacağına söz ver. Tamam. Sen ağlayınca ben düşünemem. Ben çocuklarla vedalaşacağım. Sana hemen, tamam. Haber vereceğim sana. Yağmurcuğum. Hastanede biraz gerildik ama sen akıllı kızsın. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu biliyorsun. Senin adının Akgün'le aynı cümlede geçmesini istemiyorum Yağmur.
İstemiyorum çünkü... Tamam. Açıklamana gerek yok. Artık biliyorum. O adamın ne yaptığını, nasıl biri olduğunu. Memnun olabilirsin. Artık bizi yan yana görmeyeceksin. Aferin. Aferin. Sana güveniyorum. İyi yolculuklar. Selim. Ne haber Canan? Yemek yapıyordum. Akşam çağıracaktım seni. Gelirsin değil mi? Ya işte çok isterdim ama gelemiyorum ya bu akşam. İşim uzadı biraz. Ha, ne kadar? İşte birkaç gün daha buradayım herhalde. Tamam. Ne oldu? Üzüldün. Yok. Bekliyorduk yani çocuklar işte Altay. Sorup duruyordu seni. Ay çocuklar diyorsun yani. Tamam ya çocuklar halledilir çocuklar. Onlar biraz daha sabretsinler ne olacak? Hmm. İyi tamam kapatmam lazım şimdi. Tamam. İyisin ama sen değil mi? Ben iyiyim ya. İyiyim iyiyim gayet iyiyim. İstanbul iyi geldi ya bayağı. Özlemişim çok. Ha. Özlemişsindir. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Ben de seni arayacaktım şimdi tam. Akşam yemeğe gelin, evde bir sürü yemek var. Emredersin komutanım. Kız bu ne böyle içtimaya çağırır gibi. Neyin var senin? Ya Selim gelecekti işte akşam yemeğe bir sürü yemek yaptım. Gelemiyor, işi çıkmış. Gelin işte bir sürü yemek var diyorum. Bir şey mi oldu, iyi mi Selim? Yok yok, iyi. Çok şükür iyi de. Anladım. Da yani bu akşam eve gelmiyor asabiyeti yeni evlilerde olur. Bu boşananlarda da eksende görüyorum. Ay abla ben çocuklar için. Tabii. Bana bak sen niye sürekli evdesin? Ne zaman arasam evdesin kızım? O avukatlık bürosunu showroom diye mi tuttunuz bomboş duruyor öyle? Gidiyorum arada. Ne zaman gidiyorsun? Bırak şimdi burnunu çıkarmıyorsun evden ya korkudan. Çocukların başına da böyle suçlu gibi polisleri dikmişsiniz. Vallahi üzülüyorum artık sizin için. Abla tamam yeter ya az kaldı sabredeceğiz işte biraz. Neye az kaldı? Polislerin emekliliğine mi? Ya Selim davayı bırakabilir. Aa. Ne zaman oldu bu? Daha olmadı da işte söz verdi. Ciddi ciddi düşüneceğim dedi. Bakalım. Ne zaman verildi o söz? Beraber uyuduktan sonra mı? Abla ama... Vallahi uyudunuz mu? Bizi mi uyutuyorsunuz bilmiyorum da. Yani sen bu yolda devam et. Böyle her istediğini yaptırırsın Selim'i. Ya öyle bir şey... Olmadı bizim aramızda bir şey geçmedi yani o gece. Tabii tabii. Abla yeter boşandık biz. Boşandık bitti. Boşandıktan sonra? Uyurum da diyorsun birlikte yani. Ya biz ama uyuruz da arkadaşız yani çocuklar var arada sonuçta. Benimle Selim arasında yeniden bir şey olmasının bir imkanı yok tamam mı? Yeniden aynı şeyleri yaşayamam ben. Yani işi bıraksa da mı olmaz diyorsun? İşi... Bırakma meselesi değil bu ama şimdi yani Selim'i biliyorsun işte bitti. Bizim aramızdaki her şey bitti tamam. Ayrı yollar, ayrı hayatlar. Yani ayrıca şu konu tamam nerelere geldi, nerelerden nerelere getirdim konuyu tamam. Kapatıyorum ben artık. Gelin akşam yemeğe hadi. Ay. Selim. Nasıldı İstanbul? İyi, verimli. Verimli. Biz de iyiyiz işte.
Yağmur ilk dersine girdi bugün. Biliyorum. Ekiplerden alıyorum haberleri. Böyle mi devam edecek hayatımız? İşte korumalar, ekipler, raporlar falan. Canan ne söyleyeceksen direkt konuya gir. Gireyim. Düşünecektin ya, söz verdin. Davaya devam edecek misin, etmeyecek misin? Düşündüm. Davayı bırakmıyorum, kusura bakma. Kusura bakma. Ne oluyor ya? Yüzüme bile bakmıyorsun. Hoşuna gitmeyecek şeyler söylemek istemediğim için olabilir.